Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kamp programına hoş geldiniz. Bugün bayram. Çok uzun süren bir kapanmanın yavaş yavaş son günlerine geliyoruz. Hepimiz hem birey olarak hem çocuklarımızla hem ailemizle dostlarımızla ve hem de bir ulus olarak çok büyük bir sınav verdik. Hala bitmedi sınav ama tünelin ucunda ışık gözüktü diyebiliriz. 5'le 1K'da biliyorsunuz iyi günde kötü günde son 21 yıldır sizlerle her hafta beraber oluyoruz. Bu hafta da 5'le 1K'ya nasıl bir içerik yapalım diye düşündük. Malum bir anda Orta Doğu'da kan gövdeyi götüren bir haftadaydık. Filistinli kardeşlerimizin acılarına acılar eklendi. Orta Doğu kaynayan bir kazana dönüşmüş durumda. Acaba dedik bu bayram gününde Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılardan mı bahsetsek? Ya da Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin çeşitli diplomatik öngörülere mi baksak? Sonra dedik ki ya gelin bayramı biraz bayram gibi kutlamaya çalışalım. Biliyorum çok zor ama en azından bir saatliğine CNN Türk ekranlarında size bir nefes aldıralım. Ve şu pandemi günlerinde en zorlanan gruba, sanatçılarımıza yer açalım istedim. Pandemide pek çok kişi işini kaybetti, aşını kaybetti. Ancak en çok zorlanan kesim müzisyenler oldu. Ne konserler vardı, ne konser verecek mekanlar. Ve bu süreci atlatmayı başaranlar önümüzdeki günlerde kuşkusuz daha güçlü bir şekilde karşımıza gelecekler. En azından umudumuz o. Bugün bu bayram gününde 5'le 1K'nın tamamını müzisyenlere açmak istedik. İlk konuğumuz değerli bir sanatçı. Benim de arkadaşım olan sevgili Şevval Sam. Şevval, nasıl geçti bayram? Nasıl geçiyor şu pandemi günleri? Nasılsın? Onu sorarak başlayayım istersen. Evet Cüneyt'ciğim, sana da merhaba. Ne güzel oldu buradan böyle dostlara selam vermek, onlara iyi bayramlar demek için vesile oldun. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Yavaş yavaş yaz geliyor. Bu bayram böyle kucaklaşamıyoruz, sarılamıyoruz ama olsun. Umudumuzu kaybetmiyoruz çünkü ben aslında yakın gelecekte artık bu pandeminin sonunun geleceğini düşünüyorum. Yani umudu kaybetmek istemiyorum çünkü zaten böyle olmalı. Her şeyin bir sonu var bu hayatta. Virüsün de ömrünün bir sonu olacaktır. Bu süreci ben üreterek geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç boş durmadık. Setler daha yeni bitti. Ama çalışmalar bitmedi tabii ki. Ben şimdi yeni bir albüm hazırlığı içerisindeydim zaten. Onun da 4 şarkısını bayram vesilesiyle dostlarla buluşturmaya karar verdik. Buradan onun müjdesini de vereyim hem. Sayende bu bilgiyi de onlara aktarmış oldum. Konserler olmadığı için tabii ki, yani bütün bir albüm değil bu. Sadece 4 tane şarkı var ama hani bayramı da böyle boş geçirmeyelim dedik. Onlara, yani dinleyicilerimize, izleyicilerimize böyle bir moral olsun diye o 4 şarkıyı yayınlamaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi tam bize umut verecek, bu dönemi anlatan bir şarkı aslında. Karadeniz yaptık bu arada. Yine o çok yoğun bir talep gelince albüm olarak biz de o zaman Karadeniz yapalım dedik. Karadeniz beni yıllardır o kadar güzel ağırladı ve kucakladı ve sahip çıktı ki ben onlara bu albümde bir de beste hediye ettim. Yani bilmeyenler için yeni duyurayım. Aslında bunu duyurdum. Umarım onu da beğenirler. Ve umarım göz göze sarılarak şarkılar söyleyeceğimiz günler de yakındır. Buradan bir müzik eşliğinde şarkı söyleyemiyorum ama küçücük yeni albümden ve o umut veren şarkıyı buradan mırıldanabilirim sizler için. Tam hayatı anlatıyor aslında. Kimi doğayı, kimi ölleyi, kimi gitteyi, ama kimi geleyi, dünya döneyi, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği, oy hayat devam ettiği, hayat devam ettiği ve hayat devam ediyor. Buradan senin de vesilenle herkesin bayramını kutluyorum. Umarım en kısa zamanda, dileğimi tekrar ediyorum, göz göze sarılarak keyifle şarkılar söyleriz. Sana da iyi bayramlar, herkese iyi bayramlar.
Sevgili Şevval Sam, çok çok teşekkür ederim. Sana da iyi bayramlar diliyorum.